Herkese selamlar, ben Gitti Gecko. Defiance'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Son kısa aradan döndüm. Kenya'dan döndüm dolayısıyla. Aslında döneli epey bir oluyor. Salı günü dönmüştüm fakat tekrar LP yapma isteği buldum kendimde. Bu arada YouTube'un arayüzü bir değişmiş. Here you are at last. I see you found a fragment of the balance emblem. This will be of even further use to you if you can find the other three. Now, shall we? Yes. Let us continue our conversation, but on a somewhat different footing. Now, what do you have to tell me, Mobius? You cannot kill me. We both know that this is not how or when I die. Death is not the only possible outcome. Your delusions of fulfilling the vampire's foolish prophecies have badly distorted your judgment. And Raziel is not what you think. You dare imagine what I think. So, you prevented Raziel's soul from entering the Reaver. Do you believe for a moment that by this you have averted your fate? Or his? Or that of Nosgoth itself? Your manipulations are pathetic. Yet Raziel retains his free will, and that's what frightens you, isn't it, Mobius? You cannot see his path, and so you cannot control it. And neither can you. Yes, Raziel is shrouded from us, but we see the ripples of his potential actions, and every path he might choose leads to the same outcome. He will kill you, Cain. In sparing Raziel, you have written your own death sentence. You still have not answered the question I came to ask. Where is Raziel? He is not, in a true sense, here. Not now. Don't try my patience, Mobius. What have you done with him? He is contained. In time, it may be safe to release him. His destiny must be completed. He will enter the sword. But until that time, he is dangerous. Far more dangerous than you could understand. And your incontrovertible evidence? The answers are plain, if you know where to look. Go west of the pillars. There you will find a testament written in stone. But stones too can lie. Evet. YouTube'un yeni arayüzünü gördünüz mü? Görmediyseniz zaten kendisi illa bir görmenizi istiyor. Bir değişiklik gözünüze çarptı mı diyerek hani yeni bir kazak alıp da sevgilisinin dikkatini celbedemeyen ergen kızlar gibi. Ben de bir değişiklik fark ettin mi? Memelerin büyümüş falan diye. İlla fark ettirecek size yani. Geçen bölüm aşağıda takılmıştık. Neyse bu bölüm sorunsuz bir şekilde halloldu. Zıpladık. Buraya ulaştık. Ve Mobius'u vurduk. Bu sefer asasını başka bir yere fırlatarak etkisiz hale getirdik Mobius'u ve enteresan şeyler öğrendik. Bunlardan biri Raziel'i nerede bulacağımız. Raziel'in en azından izini sütunların batısına giderek bir taşın üzerine yazılı olan yazıttan öğrenebilecekmişiz. Ya da aradığımız şey her neyse. The pillars of Nosgoth stood pristine against the horizon. To the west, I would find the enlightenment Mobius felt I lacked. Haydi bakalım. Ve gittik. Oo, Raziel. Uzun zaman olmuştu. Güzel. There had to be a way to escape the spirit world without the help my master was pleased to deny me. Only in the material realm would I have a chance to seek my destiny, or change it.
Evet, özetlemek gerekirse Kenya bayağı berbattı. Sefalet içinde yaşıyorlar ve bu da yetmezmiş gibi dönüş yolunda havaalanına giderken adamın teki yolun kenarında işiyordu ve inik hali 30 santim falandı. Terapiye başladım. olayın şokunu atlatabilmek adına. Burada bir sürü sua var. Hepsi karikatürize olmuş. İkinci bölümde de dile getirdiğim üzere. Pek hoşuma gitmiyor bu bölümdeki modellemeleri. Yavrucum. Duvardan kendine geldi ya. Sua. Evet, güzel. Başka? Kayıp ruhların çığlıklarını duyuyoruz mütemadiyen. Oyunun çok çok az rahatsız edici özelliklerinden biri. Hani biz neler gördük geçirdik diye demiyorum ama gerçekten çok çok az rahatsız ediyor. Yani rahatsız ediyor derken aman bu ne diye değil. Anladınız. Major content'ten bahsediyorum. Bu arada Failing ile yeni bir Diablo bölümü yaptık. 45-46 dakikalık. Epey bir hoş oldu. Komik oldu. Efsanevi bir bölüm oldu. Beni takip eden izleyicilere duyurulur. Failing'in kanalına girerseniz ki kanalımda sağ tarafta LP komünü üyeleri adı altında 3 adet LPG göreceksiniz. Bunlardan biri Failing, biri BDR. An ancient gate, sealed by the powers of light and darkness, barred the way to the pillars beyond. To depart this place and continue my journey, I would have to find the means to open it. Diğeri de Mosk 97. Failing'in kanalına giriyorsunuz ve Diablo 2 Part 14 saçma sapan bir isim vermiş de. Neyse, fazla üzerine gitmeyeyim Failing'in. Şimdi yandan ayrıldığımız kapının iki yanında iki adet küre vardı. Onları açmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Yoksa sonsuza kadar Spectral Realm'de hapis kalacağız. Ki bunu da istemiyoruz elbette ki. Fakat nereden ne yapacağımı elbette ki unuttum yine. Telekinezi özelliğini Spectral Realm'de de kullanabiliyormuş. Güzel. Bayağı işime yarar bir bilgi oldu. Evet, şimdi gelelim esas sorunsala. Nereden gideceğiz? Yine o anlardan biri. Acaba nereden gideceğim? Da bir tane kalmış Sloa. Sloa bu arada gerçekten mitolojide ismi geçen bir yaratık. Kayıp ruhlara verilen bir isimmiş. Hangi mitoloji olduğunu unuttum yalnız. Üstüme gelmeyin. Hatırlamıyorum. Alternatif yol burası. Lan! Güzel. Buralara gelmedik. Bu arada bu büyü yaparken lag olması tamamen bir portlama hatasıymış. Bunu da öğrenmiş oldum. Yine Failing'den. Kendisi ben bu LP'ye başlamadan az evvel oynayıp bitirdi. PC'de. Dolayısıyla sözü güvenilir. Evet. Başıboş ruhların olduğu bir yere geldim. Aha. Şehitler çıktı. İyi. Doğru yerdeyiz. Ha.
Ha bu arada başka bir haberim var. Şimdi Kenya'ya aktarmalı olarak gittim. Aktarma da Katar'dandı. Katar havaalanında, Doha havaalanında yani. Şey buldum. PlayStation 4 gördüm. Giderken bir baktım $470. Yani aşağı yukarı 1000 lira. Nereden baksanız. In this crypt, I discovered ethereal gases rising from the moldering corpse within. As I neared, I felt a distinct spiritual pull, and the closer I approached, the more that pull intensified. Nereden baksanız Türkiye'deki fiyatından 700 lira daha ucuz. Bir saniye, Spectral Shift. Material Reaver. Nasıl yapıyorduk shift'i? In the end, it was not difficult. I projected myself down into that tomb. And found myself reborn into the material world. It was a loathsome vessel, but with an effort of will, that too could change. Ve Razia sonunda fiziksel diyara geldi. Oo. Bu taşlarla Reaver'ımızı şarj etmiş oluyoruz. Bir dakika, bu duyduğum müzik. These gargoyles quickened as I drew near, triggering the door to close. I would need to find some means of approaching the door without being observed. Bu duyduğum müzik sandığım müzik mi? Evet. Soul Reaver 1'in en sevdiğim müziği Necropolis. Necropolis Combat çalacak şimdi. Evet bu. Mükemmel bir müzik ya. MP3'ümde yer edinmiş oyun müziklerinden biridir bu. Gerçekten acayip gaz veriyor insana. Raziel'in intikam duygusunu hissedebiliyorsunuz yani. İliklerinizde. Zaten yapımcılar da o yüzden tekrar kullanmış olmalılar. Zaten Defiance'ın kendine has müziği yok. Sadece eski, yani Soul Reaver 1 ve 2'den duyduğumuz müziklerin elden geçirilmiş halleri var. Yeniden düzenlenmiş. Rearranged versiyonları var. Şimdi artık fiziksel diyara geçtiğimize göre deminki kapıyı açabiliriz fakat he says he won't go near the place. I tell you the pillars are haunted. Haunted? I heard a woman's voice talking and moaning and there was no one there. How many vampires have you killed and you can't face down one ghost? I knew who these were. Vampire hunters scouring the countryside, destroying what had once been my kind. My God, what is that? A vampire or a demon? Where? Here. Get him! Quickly! No mercy! Evet, vampir avcılarıyla karşılaştık. Bunlarla ikinci oyunda bol bol karşılaşıyorduk zaten. Epey bir tehlikeliler, o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat epey zorlayacaklar bizi gibi duruyor. Şu bombacı ibneye Wolverine gibi olan ilk önce saldırırsak bizim yararımıza gibi görünüyor. Evet. Bunlara da ruhlarını böyle emiyoruz artık, zorla içlerinden çekerek. These were Mobius's hunters, mercenaries enlisted in his crusade to exterminate the vampires. His insignia was unmistakable. But this meant I'd been captive in the underworld for centuries. I had lost 500 years. Then I knew what ghost it was that haunted the pillars. Ariel, a specter of the murdered Balance Guardian.
Perhaps she could provide the answers I sought. But first I would have to find a way out of this cemetery. Evet, vampir avcıları kendi aralarında konuşuyordu biz olaya dahil olmadan evvel. Sütunlarda kendi kendine konuşan bir hayalet var diyorlardı. Razia sonunda anladı o hayaletin kim olduğunu. Ariel elbette ki. Bu arada daha önce söylemiş miydim bilmiyorum. Ariel'i seslendiren Enagan, Breaking Bad'de Skyler White olarak karşımıza çıkan aktris. This temple's facade hinted at some ancient vampire origin, for it bore the sign of the Reaver and was marked with the elemental symbol of light. The mystery of the Reaver might be answered within, but this edifice was too high for me to reach. Aktrisin ta kendisi. Şimdi üstte Aydınlık River Tapınağı'nı gördük. Yine mi? Evet, yine. Şimdi Raziel 500 yıllık bir ara vermiş durumda. Çünkü Eldergad'ın tutsaklığındaydı. Daha yeni kurtulduk. Kendisi de dedi zaten 500 yıl kaybettim dedi. Aha, şurada. Evet, bir adet insignia aldık. Sanırım. Bir bakalım. Evet, health talisman almışım. Can şerbeti yani. Another temple. This one marked with the elemental symbol of darkness. This edifice, like the other one, was too high for me to reach. Bu da karanlık tapınak. Şimdi bütün river'larımızı kaybettik bu 500 yıllık süre içerisinde. Şimdi buralara ulaşabilmemiz lazım bir şekilde. Nasıl ulaşacağımız hakkında elbette ki hiçbir fikrim yok. Zaten olsaydı epey bir şaşırdınız herhalde. Şimdi demin bir kapı görmüştüm. Hatta Raziel'in rünü işaretlenmişti kapıya. Kapıya nereden gidiliyordu onu unuttum yalnız. Acaba nereden? Şimdi içeriye tekrar gireceğiz sanırım. Çünkü Raziel. Raziel. Fallen hero. Renegade and traitor. What is this? How do you know me? Raziel, what are you? Why should they know your name? You are nothing. It seemed my method of entering the physical realm was not altogether original. But where had these beings come from? Varlıkların saldırısına uğradık. Gözleri yeşil yeşil parlıyor. Büyük bir ihtimalle bu varlıklar bizim gibi bir cesedin içine girerek bu dünyaya gelmişler. Fakat nereden geldiklerini henüz bilmiyoruz. Epey de güçlü ibneler. Güzel. Keşke emmeseydin ruhunu. Pis pis yerlere dokunmuşlardır hep. Gerçekten nereden geldiğini bilmediği ruhları emmesi pek de sağlıklı değil Raziel'in. O zaten kendisi çoktan ölmüş durumda da. Yine de sağlıklı değil. Bakalım buralardan nerelere gideceğiz. Oo. Sert çocuklar. Lan! Evet. Bayağı bir sustum sanırım. Konsantre olunca daha iyi dövüşüyorum. Doğal olarak. Buralardan nerelere gidiyoruz? Karanlık River gerekiyor burası için. Şahane müzik ya. Acayip gaz yani. Ha bu arada şeyden bahsediyordum. Doha Havaalanı'nda Doha Katar'ın başkenti.
büyük bir ihtimalle, yanlış bilmiyorsam yani. 470 dolara PlayStation 4 gördüm. Kenya'ya giderken. Nereden baksanız 700 lira ucuz. Türkiye'deki fiyattan. Aklım kaldı. Dedim ben bunu alırım. Nitekim dönüşte de öyle oldu. Oo neyse. Doğru ya, suda yüzebiliyorduk. Niye bu kadar heyecan yaptım ki? Evet. Nitekim aldım. Pişman değilim. Şu anda bir adet PlayStation 4 sahibiyim yani. Bu neymiş? Ha, bu kapı o kapı. O kapıdan gireceğiz. Diablo 2'de de iade ettik o muhabbeti. Buradan gelmiştik. Şimdi burası tırmanılabilir bir yer mi acaba? Yok. Tamam, derinlere dalalım. Madem istediğim bu. Şuradan gidelim mesela. Kalkan gördüm bir adet. Heykelin kalkanı büyük bir ihtimalle. Bunlar artık tabii peynir ekmek bizim için. Bizler Soul River'ı bitirmiş adamlarız. Ornamental Shield'ı aldık. Ornamental Shield'ı elbette ki o iki heykelden birine ekleştireceğiz. Nereden gidersek oraya varırız. Şuradan. Yep. Güzel. İki kapı da açıldı. İlk önce şuraya bir bakalım. Neler varmış. Yanında da bir adet Assassin's Creed 4 Black Flag'i aldım. Fakat oynayamadım henüz çünkü ilk 5 Assassin's Creed'i oynamadığım için neler olup bitti hakkında en ufak bir fikrim yok. O yüzden ilk 5 Assassin's Creed'i oynamadan 4'e geçmek istemiyorum. 5 değil mi? Yanlış saymıyorum. 1-2 Brotherhood, Revelations, evet 5 yap. Siktir git, sense pathetic creature. Evet, bariyeri kaldırdık. Bir rune işareti çıksa da bölümü nihayete erdirsek çünkü lag yakındır. Hissediyorum. Spectre Run'da olmadan elbette ki geçemiyoruz barlardan. Buradan da şuraya atlayacağız. Güzel. Yol bitti zannettim. Bir an ürktüm. Oo, Elder God'ın kolları. Ne haber? Çık çık. İbine. Tam H.P. Lovecraft vari bir yaratık. Elder God. Zaten onun mitosundan etkilendiklerini itiraf ediyor sevgili. Neydi lan? Yazarın ismini unuttum. Neyse. This edifice, marked with the elemental light symbol, was
clearly much older than the ruins in the rest of the cemetery. The door was far too high to reach, and to open it, it seemed the Reaver would need to be imbued with the power of darkness. Clearly, I had more to accomplish before I could discover what lay within. Rant hareketi. Şimdi aydınlık Reaver'ın başka bir girişini bulduk burada. Fakat girebilmek için karanlık Reaver'a sahip olmamız gerekiyor. Karanlık Reaver'da yok bizde. Sadece normal standart Reaver var. Bakalım nasıl yapacağız. Oha, ne oluyor lan? Ha. Neler gelmiş. Oho. Güzel sapladık. Tamamen şans eseri kenardaki mızraklardan birine sapladık. Bir adet vampir avcısını. Sakin ol. Çok sert saldırıyorlar yahu. Amcık. Akıllı ol lan. Keşke neler olup bittiğini görebilseydim ben de. Çok güzel saplıyor ya. Reaver'ı. Bir dakika. Buradan çıkılır yukarı. Çıkılır da. Boşu boşuna yaptım. Oradan karşıya zıplanmaz. Peki ne yapacağız? Sevgili dostlar. Buradan gidemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Başka yollar deneyeceğiz. Sanırım ilk önce Karanlık River Tapınağı'na gitmemiz lazım. Evet. Bölümü burada noktalıyorum. Biraz da Raziel'le oynayalım değil mi? Birkaç bölümde. Evet, ben Geek Tegeko. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.